Merhabalar, biz dişlerimize bakarken genellikle fırçalarken bakarız. Ve dişimizin genellikle baktığımız bölgesi dişin çiğneyici bölgeleridir. Neresidir? Dişin genellikle bu çiğneyici kısımlarına bakarız. Ve bu çiğneyici kısımlarında deriz ki, evet dişimde çürük yok, gayet iyi. Ama bir gün bir sakız yerken ya da bir börek içi yerken dişimiz aniden apansız kırılabilir. Aynı şu şekilde kırılabilir. Şimdi biz deriz ki ya dişlerim tertemiz gözüküyordu. Hiçbir hassasiyetim de yoktu. Soğukta sıcakta hiçbir hassasiyetim yoktu. Neden dişim bu şekilde kırıldı? Şimdi size videomuzu bunu anlatacağım. Dişler hangi bölgelerden çürür? Dişler birçok bölgeden çürüyebilirler. Şimdi bir dişin yapısını görelim. Yan taraftaki dişle olan kontağından çürürler. Bununla biz mezyal dolgu diyoruz. Mezyal çürük diyoruz. Bunlar mezyal çürükler. Yani dişin ön tarafa bakan yüzeyinin arayüzünden çürürler. Şimdi bakın, dişin arka tarafa bakan yüzeyinden çürürler. Yani yan taraftaki dişle olan kontağından çürürler. Buna da dişsel çürükler diyoruz. Diş bazen hem ön tarafından hem de arka tarafından çürürler. Buna da MOD dolgular diyoruz. Yani dişin arka tarafından ve ön tarafından. Ve bazen dişin hem ön tarafından çürürler ve bu ön tarafındaki çürüme yavaş yavaş içeri doğru gider. Dişin çiğneyici kısmını da içerisine alır. Bazen de dişin çiğneyici kısmından başlar, arayüze doğru gider. Yani bunların buradan buraya doğru gitmesi, buradan buraya gitmesi, dişin içerisinde böyle minik fossa dediğimiz oluklar vardır. Oluklar boyunca mikroorganizma ilerleyebilir. Şimdi aynı şekilde arka kısmından başlamış, içeri doğru gitmiş ya da dişin çiğneyici kısmından başlamış, arkaya doğru gitmiş bir çürük yapısını görüyorsunuz. Dişin sadece çiğneyici yüzeyinde olabiliyor. Bu özellikle 6 yaş dişleri dediğimiz ilk büyük ağzı dişlerimizde çok sıklıkla rastladığımızı biliyorum. Çünkü bunlar ilk ağza sürdüklerinde çiğneyici kısımları oluk yapılır derinde. Bunun içerisinden minnak bir noktadan çürük girer ve altını yavaş yavaş boşaltır. Bazen de çürük çok ilerler, hem dişin arka tarafına hem ön tarafına doğru gider. Eğer bu şekilde bir ilerleme söz konusu, burada ihmal de söz konusu. Yani ben bunu hiç görmemiştim, hiç anlamamıştım diyeceğiniz bir nokta yok. Yani burada çürük bandır bandır geldiğini gösterir ve çok büyüyerek hatta bazen kanal tedavisine doğru gider. Yani gece uyutmayan bir aileli hastamız kliniğe başvurmak zorunda kalır. Bakın bütün hepsini bir özeti. Yani dişin arka kısmına bakan, ön kısmına bakan, bazen sadece çiğneyici yüzeyde olan, bazen hepsini birden kapsayan. Bazen de bunları ek olarak yanağa bakan yüzeyde minik bir olukçuk vardır. Bu olukçuktan da diş çürür. Çok nadiren dile bakan kısımda çürür. Dile bakan kısımdan başlayarak çürüyen diş sayısı çok azdır. Genellikle yanak kısmının, özellikle 20 yaş dişleri, en arkadaki bulunan 20 yaş dişleri, ve bir önündeki dişin yanağa bakan kısmında, çünkü böyle şekeri ağzı tutanlar, kolayı çok içenler, ağzında yiyecekleri genellikle öğütme esnasında tükürükte kuruluk sorunu olan insanlar da bu yanak kısımlarında çürükler gerçekten daha fazlaca olur. Arayüz çürükleri de diş ipinin çok kullanılmadığı, dişlerin aralıklı olduğu ve dişlerin çarpışık olduğu kişilerde, yani şu aralardaki çürüklerde o kişilerde gözükür. Bu yüzden 6 ayda bir diş ipini kontrolüne gitmek, röntgen kontrolleriyle ara yüzlerimizde çürük var mı diye bakmak ya da dişimizin arasında bir parça da olsa, mesela işte gıda artığı kaçtığında acaba burada bir sorun var mı diye hekimimize kontrol etmekte fayda var. Diş çürükleri çünkü dolguyla çözümlenecek tedavilerdir. Yani dolgusuz diş çürüğünün tedavisi mümkün değildir. O yüzden ne kadar küçük ve ne kadar başlangıç halindeyken yakalanırsa, hem dişin ileriye yönelik ömrünü uzatması açısından hem de dolgunun ömrünü uzatması açısından, düşünün böyle çok büyük geniş bir çürüğün doldurulmasında dolgunun kalıcılığı da sorgulanır. Çünkü zaman içerisinde aldığı çiğneyici yükte kırılmalar yaşayabilir. O yüzden daha basitken, daha küçükken tedavi edilmesinde fayda var. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen sorular kısmında, yorumlar kısmında sorun. Size seve seve cevap verecek. Hayata gülümseyin.